Şimdi zor bir örnek yapalım. Bu soru karşınıza sık sık çıkabilecek klasik bir soru. Yine iki yükümüz var. Biri artı 8 nanokulomb, diğeri eksi 8 nanokulomb. Fakat bu kez problem tek boyutlu değil. Yani iki yükün arasındaki bir noktadaki elektrik alan sorulmuyor. Soru şu, bu P noktasındaki elektrik alan nedir? Bu artık iki boyutlu bir problem. Bu noktadaki net elektrik alanın şiddetini ve yönünü bulmak için başlangıçta probleme yine her zamanki gibi yaklaşıyoruz. Her yük bu noktada belirli bir yönde elektrik alanlar yaratır diyoruz. Pozitif yük bu noktada kendisinden radyal olarak uzaklaşan bir alan yaratacaktır. Ve P noktasında pozitif yükten radyal olarak uzaklaşan alan vektörü böyle bir şey. Bu elektrik alana mavi E diyoruz. Çünkü mavi pozitif yük tarafından üretiliyor negatif yükse radyal olarak kendisine yaklaşan bir elektrik alan yaratır. Ve bu noktada negatif yüke radyal olarak yaklaşan alan vektörü böyle bir şey olur. Buna da sarı elektrik alan yani sarı E diyoruz. Çünkü bu da sarı elektrik alan tarafından üretiliyor. Buraya kadar sorun yok. Yaklaşımımız aynıydı. Ama bundan sonra işler biraz gıcıklaşıyor. Bakın bu alanlar aynı doğrultuda değil. İki boyutlu bir düzlem üzerinde uzanıyorlar ve biz net elektrik alanı bulmak istiyoruz. Bu tür iki boyutlu elektrik alan problemlerinde elektrik alanları bileşenlerine ayırmamız gerekir. Başka bir deyişle bu pozitif yükün yarattığı elektrik alanın iki bileşeni vardır. İlki sağa doğru uzanan bu yatay bileşen. Buna mavi Ex diyoruz çünkü bu mavi yani pozitif yük tarafından üretilen alanın yatay bileşeni. İkincisi de elektrik alanın düşey bileşeni. Bu bileşen yukarı yönlü. Buna da mavi EY diyoruz. Benzer şekilde bu negatif yükün yarattığı elektrik alanında sağ yönlü bir yatay bileşeni var. Buna sarı EX diyoruz. Tabii bir de düşey bileşen var ama bu düşey bileşen aşağı yönlü. Buna da sarı EY diyoruz. Şimdi net elektrik alanı bulmak için tüm bu bileşenleri nasıl kullanacağız? Tipik olarak bu tür iki boyutlu elektrik problemlerinde net elektrik alanının her bir doğrultudaki bileşenlerini ayrı ayrı bulmaya odaklanıyoruz. Yani böl ve yönet yöntemini kullanıyoruz. Temel soru şu, net elektrik alanın yatay bileşeni nedir, düşey bileşeni nedir? Bu ikisini bildiğimiz takdirde Pisagor teoreminden faydalanarak onları birleştirebilir ve net elektrik alanın şiddetini hesaplayabiliriz. Bu problem üzerinde şanslıyız çünkü soruda belli bir simetri var ve bir miktar simetri bize bolca zaman kazandırabilir. Ne demek bu? Bakın, yüklerin yük şiddetleri birbirinin aynısı ve bu P noktasının iz düşümü bu iki yükün tam ortasına denk geldiği için pozitif yükün P noktasına uzaklığıyla negatif yükün P noktasına uzaklığı birbirine eşit. Öyleyse bu iki yükün bu noktada yaratacağı elektrik alanların şiddeti birbirine eşit olacak. Tek fark alanların farklı yönlerde olması. Bu da şu demek, bu pozitif yük, yukarı yönü düşey bir bileşene sahip bir elektrik alan yaratıyor. Bu bileşenin değeri pozitif ama tam olarak kaç olduğunu bilmiyoruz. Fakat yukarı yönlü olduğu için pozitif olduğunu biliyoruz. Bu negatif yükseğe, aşağı yönlü düşey bir bileşene sahip bir elektrik alan yaratıyor. Bu bileşenin değeri negatif ama şiddeti mavi elektrik alanın düşey bileşeniyle aynı. Başka bir deyişle pozitif yükün yarattığı alan ne kadar yukarı yönlüyse negatif yükün yarattığı alan o kadar aşağı yönlü. Dolayısıyla net elektrik alanın düşey bileşenini bulmak için bu iki düşey bileşeni topladığımız zaman sıfır sonucunu elde ederiz birbirlerini tamamen götürürler. Bu da iyi bir şey. Çünkü bu sayede sadece yatay bileşenlerle ilgilenmemiz yeterli olacak. Bunlar birbirini götürmez. Neden götürmezler peki? Çünkü ikisi de sağ yönlü. Eğer yatay bileşenlerden biri sağ, diğeri sol yönlü olsaydı birbirlerini götürürlerdi ama burada durum öyle değil. Bu bileşenler birleşerek x doğrultusunda bileşenlerin her birinden daha büyük bir net bileşen oluşturuyor. Aslında problemdeki simetri sayesinde x doğrultusundaki net bileşen, bileşenlerin herhangi birinin iki katı büyüklüğünde olacak. Evet, böylece problemi net elektrik alanın sadece yatay bileşenini bulma seviyesine indirgemiş olduk. Bunun için her bir elektrik alanın ayrı ayrı yatay bileşenlerine ihtiyacımız var pozitif yükün yarattığı alanın yatay bileşeni toplam elektrik alana pozitif bir katkı sağlayacak. Çünkü bu bileşen sağ yönlü. Bunu sarı elektrik alanın yatay bileşeni ile toplayacağız. Çünkü o da sağ yönlü. Alanı yaratan yük negatif olsa da o alanın yatay bileşeni pozitif oluyor. Çünkü yönü sağ. İşte bu iki bileşeni bulabilirsek birbirleriyle toplayarak x doğrultusundaki toplam elektrik alanı hesaplayabileceğiz. Peki bu bileşenleri nasıl bulacağız? Bu yatay bileşenleri tespit etmek için ne yapmamız lazım? Bu mavi elektrik alanın yatay bileşenini bulmak için öncelikle mavi elektrik alanın şiddetini hesaplamamız lazım. Formülü biliyoruz. Yazayım. Elektrik alan şiddeti daima k çarpı q bölü r kareye eşittir. O halde bu mavi alan için e eşittir 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yük 8 nanokulomb. Nano ne demek? 10 üzeri eksi 9 demek. Sonra bunu r kareye bölüyoruz. İyi de r kaç? 4 veya 3 değil. Unutmayın. Elektrik alan formülündeki r daima yükle elektrik alanı bulmak istediğimiz nokta arasındaki mesafeye eşittir. Yani r bu. Bu mesafe r. Peki bu mesafeyi nasıl bulacağız? Bugün şanslı günümüzdeyiz. 3, 4, 5 üçgenlerine aşinaysanız bakın bu kenar 3 metre ve bu kenar 4 metre. O halde bu kenar otomatik olarak 5 metre olur. Eğer bu yöntem hoşunuza gitmediyse Pisagor teoremini de kullanabilirsiniz. Pisagor teoremine göre bir dik üçgende a kare artı b kare c kareye eşittir. E burada da bir dik üçgen var zaten. A kenarı 3 metre. 4 metre uzunluğundaki kenar B kenarı. C kenarı da R'ye eşit. Burada direkt R kare yazıyorum. Buradan R'yi hesaplarsak 9 artı 16'nın karekökü 5 metre eder. Yani R az önce dediğimiz gibi 5 metre çıkar. Ama 3, 4, 5 üçgenlerine aşina olursanız daha iyi olur. Çünkü r'ye hemen bulu verirsiniz. İşte burada kullanacağımız R bu. R'nin karesini alacağız tabi. Hesapladığımızda elektrik alanın 2,88 Newton bölü Coulomb olduğunu buluyoruz. Yani pozitif yükün bu P noktasında yarattığı elektrik alanın şiddeti buymuş. Şimdi bu alanın yatay bileşenini nasıl bulacağız? Bunu yapmanın birkaç yolu var. Biri önce buradaki açıyı bulmak. Bu açının kaç derece olduğunu bulursak trigonometriden faydalanarak bu yatay bileşene ulaşabiliriz. Nasıl buluruz bu açıyı? Dikkat ederseniz bu açı aşağıdaki bu açıyla aynı. Bunlar benzer açılar. Çünkü burada iki tane yatay doğruyu kesen böyle çapraz bir doğru var. Dolayısıyla bu açının ölçüsü ile bu açının ölçüsü birbirine eşit. O halde bu açıyı bulabilirsek yukarıdaki açıyı da bulabiliriz. Bu açıyı nasıl bulacağız peki? Üçgenin tüm kenarlarını bildiğimize göre sinüs, kosinüs veya tanjant fonksiyonlarını kullanabiliriz. Ben tanjantı kullanacağım. Bir açının tanjantı karşı kenarın komşu kenarına bölümüne eşittir. Bu açının karşısındaki kenarın 4 metre olduğunu biliyoruz. Komşu kenarı da 3 metre olduğuna göre tanjant teta 4 bölü 3'e eşittir. Teta'ya nasıl ulaşacağız? Teta 4 bölü 3'ün ters tanjantına yani ark tanjantına eşittir. Her iki tarafın ark tanjantını alırsak sol tarafta teta'yı yalnız bırakmış oluruz. Bunu hesap makinemizde hesapladığımız zaman 53,1 dereceye sonucuna ulaşırız. Demek ki buradaki açı 53,1 dereceymiş. 53,1 derece. O halde yukarıdaki bu açı da 53,1 derece. Çünkü bu iki açının ölçüleri eşit. Bu yatay bileşen buradaki 3 metrelik kenarla aynı değil. Bu çapraz elektrik alanda 5 metrelik kenarla aynı değil. Ama bu iki vektör arasındaki açı bu iki uzunluk arasındaki açıyla aynı. O zaman bu yatay bileşeni bulmak için ne yapacağız? Bu, bu açının komşu kenarı. EX açının komşu kenarı. Kosinüs kullanacağız. 53,1 derecenin kosinüsü komşu kenar yani EX bölü hipotenüsü eşittir diyeceğiz. Hipotenüsü bulmuştuk. Bu, bu noktadaki toplam elektrik alanının şiddetine yani bu üçgenin hipotenüs uzunluğuna eşit. Yani hipotenüs 2,88. O halde x 2,88 Newton bölü klom çarpı kosinüs 53,1'e eşit olur. Hesap makinesiyle hesaplarsak bunun 1,73 Newton bölü klom demek olduğunu buluruz. Demek ki pozitif yük x doğrultusunda bu kadarlık bir elektrik alan yaratıyormuş. Bu bileşenin değeri buymuş. 1,73 Newton bölü klomba eşitmiş. İşte bu terimi bulduk. Bu terim yerine 1,73 Newton bölü klomb yazacağız. Negatif yük tarafından yaratılan sarı alanın yatay bileşenini bulmak için yine aynı işlemleri baştan yapabiliriz. Veya dikkat edin simetri sayesinde bu yatay bileşen pozitif yük tarafından üretilen yatay bileşenle tam olarak aynı. İkisi de 1,73 ve ikisi de pozitif. Çünkü ikisi de sağa doğru bakıyor. O halde x doğrultusundaki toplam elektrik alana bulmak için pozitif yükten gelen 1,73'ü alıp bunu negatif yükten gelen 1,73 ile toplamamız yeterli olacak. İşlemi yaparsak net elektrik alanın x doğrultusundaki bileşeninin 3,46 N bölü Coulomb olduğunu buluruz. O noktadaki net elektrik alanın yatay bileşeni bu. Ne yaptık? Bu iki değeri birbiriyle topladık. Ki o da birini hesaplayıp ikiyle ile çarpmakla aynı şey. Şimdi endişelenmiş olabilirsiniz. Çünkü net elektrik alanın sadece yatay bileşenini bulduk. Net elektrik alanın toplam şiddetini nasıl bulacağız? Bulduk bile bununla aynı şey. Net elektrik alanın düşey bileşeni olmadığı için yatay bileşenin büyüklüğü o noktadaki net elektrik alanın toplam büyüklüğüne eşittir net elektrik alanın düşey bir bileşeni olsaydı toplam şiddeti hesaplamak için Pisagor teoremine başvurmak zorunda kalacaktık. Ama burada sadece yatay bileşen olduğundan bu düşey bileşenler birbirini götürdüğü için toplam elektrik alan sadece sağa doğru yönelmiş durumda. Şiddeti de yatay bileşenlerden herhangi birinin iki katına eşit. Yani 3,46 Newton bölü Coulomb. Net elektrik alanın şiddeti bu yönü ise doğruca sağa doğru. Özetlersek önünüzde iki boyutlu bir elektrik alan problemi varsa herhangi bir yükün oluşturduğu alanları çizin ve bileşenlerini ayırın. Herhangi bir simetri söz konusuysa hangi bileşenlerin birbirini götüreceğini tespit edin. Sonra net elektrik alanı bulmak için sıfırlanmayan bileşenleri kullanın ve her bir yükün o doğrultudaki katkısını hesaplayın. Bu bileşenleri durumuna göre sağa mı yoksa sola mı baktıklarını göz önünde bulundurarak toplayın veya çıkartın. Böylece o noktada yükler tarafından oluşturulan net elektrik alanı bulmuş olacaksınız.